Task TV ekranlarından mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle Task TV ana habere başlıyoruz. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'cüleri dolandıran FETÖ'cüler skandalı büyüyor. Konuya Amerikan yargısı da dahil oldu. 15 Temmuz'un ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan örgüt üyelerini dolandırdığı öne sürülen FETÖ'cü Ömer Casurluk hakkında dava açıldı. FETÖ'cüler Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan terör örgütü üyelerini dolandırdı. Milyonlarca dolar gasp edildi. Amerikan yargısı harekete geçti. FETÖ'nün Atlanta'daki sözde üst düzey isimleri darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan örgüt üyelerini Ömer Casurluk'un Star Chain isimli şirketine yönlendirdi. Şirket Amerika Birleşik Devletleri'nde restoran açmak isteyenler adına markalarla sözleşmeler imzaladı. Timur Efe olarak da bilinen Ömer Casurluk'un şirketi yatırımcılara restoranları değerinin iki katı fiyatına sattı. Casurluk, para ödemeden bu restoranlara ortak oldu ve yatırımcıları da ortak olarak göstermedi. Yatırımcılar bir süre sonra dolandırıldıklarını anladı. Paralarını geri istedi. Ancak geri verilmedi. Dolandırılan örgüt üyeleri FETÖ'nün sözde üst yönetiminden yardım istedi. Sonuç alamayan örgüt üyeleri 2020 yılında mahkemeye başvurdu. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu iddialar üzerine harekete geçti. FETÖ'cü Ömer Casurluk ve şirketi Star Chain hakkında dava açıldı. Jürili yargılama talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanmadaki hızlı artış ülkedeki cinayet oranlarına da yansıdı. Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın istatistiklerine göre ülkede cinayet vakaları 2020'de %30 arttı. ABD'de bireysel silahlanmadaki artış suç istatistiklerini de etkiledi. 2020 yılında cinayetlerde bir önceki yıla göre %30 artış olduğu açıklandı. Federal Soruşturma Bürosu FBI, 2020 yılı suç istatistikleri raporunu yayımladı. Ülkedeki emniyet teşkilatlarının %85'inin katılımıyla hazırlanan rapora göre, cinayet kayıtlarındaki en hızlı yükseliş geçen sene kaydedildi. Bir yılda 21.500'den fazla cinayet işlendi, şiddet içeren suçlarda %5 artış oldu. Ülkedeki suç istatistiklerindeki benzer artışın en son 1990'ların ortalarında kaydedildiği ifade edildi. ABD'de bazı eyaletlerde silah taşımayla ilgili kurallar oldukça gevşek tutuluyor. En büyük ikinci eyalet Teksas'ta silah almak için eğitim ve ruhsat zorunluluğu 1 Eylül itibarıyla kaldırılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginlik Huawei şirketi ve Kanada temelinde sürüyor. Beyaz Saray, Çin'in iki Kanadalıyı sağlık sorunları sebebiyle serbest bırakmasının Huawei mali direktörünün Kanada'da serbest bırakılmasıyla ilgisi olmadığını savundu. ABD yönetimi Çin'in iki Kanadalıyı serbest bırakmasından tatmin olmadı. Beyaz Saray, Çin teknoloji şirketi Huawei mali direktörünün ABD'nin talebiyle Kanada'da 2019'da tutuklanmasından sonra serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Çin'in tutukladığı iki Kanadalı'nın mali direktörün serbest bırakılmasına karşılık olarak kefaletle serbest bırakılmasının ilgisiz konular olduğunu iddia etti. Huawei mali direktörü Min Wenzhou'nun serbest bırakılmasının ardından Çin'in de casusluk suçlamasıyla tutukladığı iki Kanadalıyı serbest bırakmasının memnuniyetle karşılandığını belirten sözcü Saki, bu iki konu arasında bir bağlantı yok dedi. Pekin yönetiminin iki Kanadalıyı sağlık sorunları sebebiyle kefaletle serbest bıraktığı açıklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden kameraların karşısında 3. doz koronavirüs aşısını oldu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın koronavirüs testi ise pozitif çıktı. Amerika'da yayınlanan bir programın sunucuları ise koronavirüs sonuçlarının pozitif çıktığını öğrenince canlı yayını apar topar terk etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konuk olacağı televizyon programında ilginç anlar yaşandı. İki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıkınca apar topar canlı yayını terk ettiler. Yayını sürdürmekse diğer sunucuya kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer-BioNTech aşısının 65 yaş üzeri kişiler ve yüksek risk grubundakiler için destek dozu onaylandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kameraların karşısında destek dozu olarak nitelendirilen üçüncü dozu yaptırdı. Biden, diğer aşılar için de destek dozuna yakında onay gelebileceğini kaydetti. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını ve 10 gün karantinada kalacağını duyurdu. Daha önce aşı olmuş olan Price, geçen hafta New York'ta Dışişleri Bakanı Blinken'la BM Genel Kurulu kapsamında çeşitli görüşmelere katılmıştı. Bakan Blinken'ın testinin ise negatif çıktığı duyuruldu. Let me be frank. This has often been a contentious issue. Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 233.175.000'i, can kaybı sayısı ise 4.771.000'i aşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki hastanelerde aşı olmayı kabul etmeyen sağlık çalışanları işten çıkarılıyor ya da görevden uzaklaştırılıyor. Japonya, koronavirüsle mücadele kapsamında 19 eyalette uygulanan olağanüstü hal durumunun perşembe günü sona ereceğini açıkladı. Vaka artışı üzerine sınırların kapatıldığı Avustralya'da 1 Kasım'dan itibaren evde de koronavirüs testi yapılabilecek. Evdeki testi pozitif çıkanlar ikinci test için kliniklere yönlendirilecek. Almanya'da bir günde 4.171 yeni vaka kaydedildi. Vakaların 989'u 15 yaşın altında. Fransa'da koronavirüs ve grip aşısı aynı gün yaptırılabilir mi tartışmalarına sağlık yüksek otoritesi açıklık getirdi. Uzmanlar her iki aşıyı da aynı anda yaptırmanın olumsuz bir etkisi olmadığını ancak farklı kollardan vurulması gerektiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü virüsün kökenine ilişkin araştırmalara tekrar başlanacağını duyurdu. Yetkililer virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıkıp çıkmadığını tespit etmeyi amaçladıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nın önümüzdeki ay mecliste onaylanacağını hatırlattı. Birileri sırf bunun altında bizim hükümetimizin imzası var diye önemsizleştirmeye çalışsa da tarihi bir karar aldık dedi. Önümüzdeki ay meclisin yeni yasama yılının başlamasıyla bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda duyurduğumuz bu kararımızın ülkemize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Kasım ayında Glasgow'da yapılacak iklim değişikliği zirvesine kadar onay sürecini tamamlamış olacağız. Bu karar belirlediğimiz takvim çerçevesinde yatırımdan üretime, ihracattan istihdama kadar geniş bir alanda kapsamlı değişikliklere gideceğimiz manasına geliyor. Esasen Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyum için gereken eylem planını hazırlayıp devreye alarak bu konuda zaten önemli bir adım atmıştık. Şimdi bunu Paris İklim Anlaşması ile 2053'e kadar uzanan bir perspektifte orta ve uzun vadeli hedef haline getiriyoruz. Girdiğimiz bu yeni yol, Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki kalkınma hamlelerinde yaptığı en keskin tercihlerden birini ifade ediyor. Her ne kadar birileri sırf bunun altında bizim hükümetimizin Cumhur İttifakı'nın imzası var diye yapılan işi değersiz hale getirmeye, önemsizleştirmeye, hatta tam tersi göstermeye çalışsa da gerçekten tarihi bir karar aldık. Avrupa Birliği başta olmak üzere ekonomik ve sosyal kalkınmamıza destek talep edeceğimiz çevrelerin karşısına artık daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı, planlarımızı, uygulamalarımızı, yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz. Bu tercih bizim için bir lüks, bir kayıp, bir taviz değil. Tam tersine bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası olacaktır. Zaten bir süredir yenilenebilir enerji, atık yönetimi, orman alanlarının özellikle artırılması gibi hususlardaki gayretlerimizde bu konuda belirli bir mesafe kat etmiştik.
ülkemizin ilk yerli otomobilini elektrikli olarak tasarlamamız, nükleer güç santrali kurmaktaki ısrarımız, akıllı binalar ve şehirler konusundaki teşviklerimiz bile bu doğrultudaki tercihlerimizin birer örneğidir. Madem iklim değişikliği bir gerçektir ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedir, elbette Türkiye böyle hayati bir meselede öncü rol üstlenecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de özellikle Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı reforma ihtiyaç duyulduğu açıklamasına Fransa'dan destek geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Konseyi'nin geliştirilmesinin uzun zamandır desteklendiğini duyurdu. De l'information. Quand on parle de fake news... Bir gazeteci, Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Agnès von der Mülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne ilişkin açıklamasını hatırlatarak Fransa'nın görüşünü sordu. Sözcü, Fransa konseyin genişletilmesini uzun zamandır destekliyor. Fransa hem daimi hem geçici olmak üzere her iki kategoride BMGK'nın genişletilmesinden yana ifadesini kullandı. Mül, bu bağlamda Fransa'nın Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya'nın BMGK daimi üyeliğiyle Afrika ülkelerinin daimi ve geçici üyeleri arasında desteklediğini belirtti. Cumhurbaşkanı 23 Eylül'de ABD'nin New York kentindeki Türk evinde yaptığı açıklamada, Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabında BM'nin, özellikle de Güvenlik Konseyi'nin kapsamlı bir reforma ihtiyaç olduğu yönündeki görüşünü dile getirdiğini hatırlatmıştı. Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelik şansına sahip olması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, reformun öncelikli olarak Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisinin kaldırılmasından başlaması gerektiğini önermişti. Oysa bugün uluslararası camia... Almanya'da seçim bitti ancak Başbakan Merkel'in yerine kimin geleceği henüz netlik kazanmadı. Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz'la Hristiyan Birlik Partisi'nin adayı Armin Laschet başbakanlık için iddialı iki isim. Ancak her iki ismin başbakanlığında kurulacak bir hükümet içinse anahtar Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'de. Almanya'daki seçimlerin ardından ülkede koalisyon hesapları başladı. Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz'la Hristiyan Birlik Partilerinin adayı Armin Laschet başbakanlık için koalisyon görüşmelerine hazırız dedi. Son olarak Sosyal Demokrat Parti'den Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile yeterince ortak noktaya sahibiz açıklaması geldi. Bu mesajın altında koalisyon için her iki partinin de kilit konumda olması yatıyor. Çünkü Sosyal Demokrat Parti kendisi gibi seçimleri kazanan iki partiyle koalisyon kurmak istiyor. Partilerin kırmızı, sarı ve yeşil renklerinden dolayı trafik lambası olarak adlandırılan olası koalisyon mevcut tablodaki ilk seçenek. Hristiyan Birlik Partilerinin öncülüğündeki olası diğer koalisyonsa, üç partinin renklerinin ülke bayrağını çağrıştırması nedeniyle Jamaika olarak adlandırılıyor. Bu koalisyon seçeneği de bu iki parti olmadan kurulamıyor. Bu nedenle Yeşiller ve Hür Demokrat Parti, koalisyon çalışmaları öncesinde kendi aralarında ön görüşme yapmaya karar verdi. Yani Laschet'in mi, yoksa Scholz'ün mü yeni başbakan olacağını Yeşillerle Hür Demokrat Parti belirleyecek. Trafik lambası koalisyonu veya Jamaika koalisyonu kurulamazsa, bu kez Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti'den oluşacak büyük koalisyon gündeme gelecek. Almanya'da yapılan halk oylamasında Berlinliler kira artışlarına dur demek için evet dediler. Berlinliler özel emlak şirketlerinin elindeki binlerce konutun kamulaştırılmasını istedi. Referandumun sonucu siyaset açısından bağlayıcı olmuyor ancak buna rağmen yeni senato ve meclisin oylama sonucunu dikkate alması gerekiyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki konut sorununa çözüm için referandum yapıldı. Yaklaşık 1 milyon 800 bin kayıtlı seçmen genel seçimlerle birlikte konutların kamulaştırılması için de sandık başına gitti. Referandumda seçmenlere konut sorununun çözümü için 240 binden fazla apartman dairesi emlak şirketlerinin elinden alınıp kamulaştırılsın mı diye soruldu. Seçmenlerin yaklaşık %56,4'ü evet, %39'u ise hayır oyu kullandı.
Berlinliler bu kararlarıyla kentte 3000'den fazla konuta sahip olan ve kar amacı güden şirketlerin mal varlıklarının kamulaştırılmasını istedi. Berlin'de bu durumda 240 bin dairenin bulunduğu, bunun da kentteki toplam kiralık dairelerin %15'ini oluşturduğu belirtiliyor. Referandumda somut bir yasa tasarısı oylamaya sunulmadığı için sonucunun siyaset açısından bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak buna rağmen yeni senato ve meclisin oylama sonucunu dikkate alması gerekiyor. Yasa gereği senato, konuyla ilgili bilirkişi raporu hazırlatacak. Seçimlerde Berlin'de birinci parti gelen SPD, CDU ve FDP gibi kamulaştırmaya karşı çıkıyor. Nüfusun %84'ünün kirada oturduğu Berlin'de ortalama kira fiyatları 2010 yılından bu yana %86 artış gösterdi. Berlin'de 2004 yılında özelleştirme döneminde yaklaşık 100 bin konut, emlak şirketlerine metrekare başına 1100 avrodan satılmıştı. Bugünse bu konutların metrekare fiyatı 3000 avronun üzerinde bulunuyor. Atina ve Paris beklenen savunma anlaşmasını imzaladı. Buna göre Yunanistan, Fransa'dan 3 adet fırkateyn ve 6 adet daha savaş uçağı satın aldı. Ordusunun modernleşmesi gerektiğini söyleyen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye ile bir silahlanma yarışına girmeye hiç niyetim yok dedi. Yunanistan ve Fransa yeni fırkateyn ve korvet alımına ilişkin süreci tamamladı. İki ülke arasında 3 milyar avroluk savunma anlaşması imzalandı. Anlaşma için Paris'te bulunan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron kamera karşısına geçti. Macron, anlaşmanın her iki ülkenin egemenliğini güçlendireceğini savundu. Mitsotakis, Yunanistan'ın Fransa'dan 3 yeni fırkateyn satın alacağını, bir tanesinin alımının da seçenekler içinde olduğunu söyledi. Daha önce satın alınan 18 Fransız Rafale modeli savaş uçağına ilave aynı uçaktan 6 adet daha alınacağını belirtti. Fransız fırkateynlerinin Ege ve Akdeniz'de daha verimli olacağına inanıyorum dedi. Mitsotakis, anlaşma öncesinde Türkiye ile ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların çözümüne ilişkin konuşan Yunan Başbakan, Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok ifadesini kullandı. Yunan silahlı kuvvetlerinin modernleşmesi gerektiğini söyledi. Herkesin faydasına olacak çözümleri başarabilmemiz için bazı konularda karşılıklı geri adım atılmasını gerektiren anlaşmalar yapılabilir dedi. Mitsotakis, iklim krizi, sığınmacı sorunu gibi ortak sorunlarda Türkiye ile işbirliği yapılabileceğini belirtti. Ekonomik işbirliğinin de iyi komşuluk ilişkileri ve saygı çerçevesinde mümkün olduğunu kaydetti. Taliban'ın 1994'te Molla Ömer'in öncülüğünde kurulduğu köyü dünya medyasında ilk kez Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Köyde Taliban'ı kuran Molla Ömer'in Amerika Birleşik Devletleri saldırılarında yıkılan evinden geriye yalnızca bir bahçe duvarı kaldığı görülüyor. Taliban yaklaşık 30 yıl önce tam olarak şu an ayak bastığımız yerde kuruldu. Dünya medyasında buraya ilk kez Anadolu Ajansı girdi. Burası Kandahar'ın Sengisar köyü. Molla Ömer az sayıda arkadaşı ve talebesiyle her şeyi burada başlattı. ABD 11 Eylül saldırılarının ardından Üsame Bin Laden'i teslim etmeyen Molla Ömer'in evini 3 ayrı bombardımanla un ufak etti. Geriye kalan şurada gördüğümüz bir bahçe duvar kalıntısı. Hemen yakınlarımızda şu an Taliban Başbakan Yardımcısı Molla Birader'in eski evi var. Birader Molla Ömer'in damadı olarak biliniyor. Taliban mensupları Molla Ömer'in hatırasına saygı olarak halen bu alanda nöbet tutuyor. Burası da Molla Ömer'in evinin arazisine bitişik olan medrese. Molla Ömer ve arkadaşları eğitim verdikleri talebeleriyle Taliban'ın ilk eylemini burada planladı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ilk işlerinden biri burayı da vurmaktı. O günleri hatırlayan köylüler bombardımanlarda onlarca talebe ve köylünün öldüğünü söylüyor. Ancak Molla Ömer bir şekilde talebeleriyle hareketi büyütmeye devam etti. Burada Molla Ömer'in hayatta olan arkadaşlarına ulaştık. Bu man
اتیره کرله برم د خپل بیان ورته وک چې موږ خدغه سولاړو د غملایان سپیروان د سپیروان سکرانی ولې سپیروان زنګاوات تلوکان مشان د غزاینو ټول ولې د غملایان سره مې ولې دل د مدرسینو ملایان سره چې طالبان بیا درلود هغه ټول سره موافق ول چې په هر وخت موږ وکی موږ بس هر ځای چې وو موږ درځو ما چې 15 ساعت برسېدی هم رسېدی 15 ساعت 15 د داسې اواز نه و د شجاغ نه و د داسې جاغ نه و د داسې چې دا وسو چې دا جاغ وسو د هر د پاکستان څخه چې په پاکستان کې به د افغانستان طالب استې دی د هغه پاکستان راته İngiltere'de Brexit sonrası ortaya çıkan nakliye şoförü eksikliği tedarik zincirini sekteye uğrattı. Marketlerde sebze ve meyve reyonları boşaldı. Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bazı yerlerde ise tartışmalar yaşandı. İngiltere'de tansiyon yüksek, marketlerde raflar boş. Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar var. Bazı benzinliklerde sıra yüzünden kavgalar çıktı. İngiltere'de Brexit sonrası başlayan şoför krizi çözülemiyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının ardından AB vatandaşı şoförler ülkelerine döndü. Ülke genelindeki nakliye sürücülerinin sayısı ciddi oranda azaldı. Uzmanlara göre şoförlerin toplam sayısı ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında. Gıdadan imalat ve enerji sektörüne kadar tedarik zincirinde kayıp başladı. İngilizler hükümetin sükunet çağrılarını görmezden geliyor, akaryakıt stokluyor. İngiliz şirketleri BP ve Tesco Alliance bazı akaryakıt istasyonlarını kapatacağını duyurdu. Uzun kuyrukların oluştuğu akaryakıt istasyonlarında yakıt tükendi, pompalar kullanım dışı kaldı. İngiliz hükümeti krizi yönetmekte zorlanıyor. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Kabine Ofisi'nden yapılan ortak açıklamada, İngiliz ordusundaki tanker sürücüsü askerlerin gerektiğinde en çok ihtiyaç duyulan yerlere yakıt sevkiyatı için hazır duruma getirileceği belirtildi. Ulaştırma Bakanlığı 5000 kamyon, toplam 10.500 şoföre Aralık sonuna kadar geçerli olacak geçici çalışma vizesi verileceğini duyurdu. Sektör temsilcileri ise bu kararın yetersiz olduğunu savunuyor. İşçi sendikaları dışarıdan daha düşük standartlarda çalışacak şoför getirilmesini istemiyor. Ücret artışı ve koşulların iyileştirilmesi talep ediliyor. Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan plaka gerginliği tırmanıyor. NATO'dan yapılan itidal çağrılarına rağmen sınıra asker takviyesi yapan Sırbistan, NATO'nun tepki göstermesi için 24 saat süre verdi. Kosova'yı ziyaret eden Arnavutluk Başbakanı ise Sırbistan'ın pireyi deve yaptığını söyledi. Kosova'nın geçen hafta Sırbistan plakalı araçlara sınır geçişlerine getirdiği yasak gerginliğe neden oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabı üzerinden taraflara itidal ve diyaloğa dönüş çağrısı yaptı. NATO'nun çağrısına Sırbistan'dan cevap geldi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, NATO'nun tepki göstermesi için 24 saat bekleyeceğiz dedi. Sırbistan ordusuna ait askeri uçakların Kosova sınır hattında uçması ve sınıra asker yığılması ise tepki çekti. Kosova'ya bir günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise Kosova'nın egemen bir devlet olduğunu vurgulayarak Sırbistan'ın pireyi deve yaptığını ifade etti. Arnavutluk Dışişleri Başkanlığı da sınırdaki Sırp askeri birliklerinin çekilmesini istedi. Kosova hükümeti geçen hafta aldığı kararla Sırbistan plakalı araçların sınır geçişlerini yasaklamıştı. Karar Kosova'da yaşayan ve Sırp plakasına sahip olanların sınır geçişlerinde geçici plaka kullanmasını zorunlu kılıyor. Yemen'de hükümet güçleri ise güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçleri hükümet güçlerine Husilere düzenlediği hava saldırılarıyla destek verdi. Çatışmada 67 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da da bir köyde düzenlenen silahlı saldırıda 34 sivil yaşamını yitirdi.
Yemen'in Ma'rib ve Şebve kentlerinde hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışma çıktı. 67 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar sırasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri hava saldırılarıyla hükümet güçlerine destek verdi. Hayatını kaybedenlerden 58'inin Husi militanı olduğu kaydedildi. Ülkede bir günde koalisyona ait uçakların 20'den fazla hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. Ma'rib kenti, Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olarak biliniyor. Kentte petrol ve doğal gaz yatakları da bulunuyor. Nijerya'da da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 34 sivil hayatını kaybetti. Kaduna eyaletindeki köye baskın düzenleyen saldırganlar evleri de ateşe verdi. Saldırıyı yapanlar henüz tespit edilemedi. Kenya'da Somali sınırında yol kenarına yerleştirilen bomba bir aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada 15 Eş-Şebab terör örgütü üyesi öldü. Rusya'da Yekaterinburg-Soçi seferini yapan bir yolcu uçağında yıldırım dehşeti yaşandı. 175 yolcunun bulunduğu uçağa yolculuk sırasında yıldırım çarptı. Yaşanan panik anları yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Seyir halindeki uçağa yıldırım çarptı. Yolcular büyük panik yaşadı. Rusya'da Yekaterinburg-Soçi seferini yapan içinde 175 yolcunun bulunduğu uçağa yıldırım çarptı. Yaşanan panik anları yolcular tarafından kaydedildi. Görüntülerde bazı yolcuların çığlık attığı ve ağladığı duyuluyor. Olayın ardından pilotlar acil iniş kararı aldı ve uçağı Krasnodar şehrine indirdi. Yolcular büyük korku yaşarken olayda yaralanan olmadı. Japonya'da yapılan bir araştırma evli çiftlerin benzer sağlık sorunları yaşadığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bunun iki sebebi var. İlki insanların evlenmek için kendilerine benzeyen kişileri tercih etmesi. İkincisi ise evlendikten sonra benimsenen ortak yaşam tarzı. Hastalıkta ve sağlıkta sözü gerçek oldu. Evli çiftlerin benzer sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı. Japonya'daki Tohoku Üniversitesi'nde çiftler üzerinde yapılan bir araştırma, evlilik ve sağlıkla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırma için Japonya'dan 5400, Hollanda'dan 28.000 çift incelendi. Araştırma sonucunda evli çiftlerin özellikle diyabet, tansiyon ve kilo alma verme gibi konularda birbirleriyle benzerlik gösterdiği sonucuna varıldı. Uzmanlara göre evli çiftlerin benzer sağlık problemleri yaşamasının iki nedeni var. İlki insanların hayatlarını birleştirmek için hem fiziksel hem de sosyal olarak kendilerine benzeyen insanları seçmesi. Benzer fiziksel özellikler ve sosyal yaşam benzer sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Bir diğer ve daha önemli olduğu belirtilen nedense çoğu çiftin evlendikten sonra aynı yaşam tarzını benimsemesi. Evli çiftler, fiziksel aktiviteden yemek alışkanlıklarına, alkol ve sigara kullanımına kadar birçok konuda benzer tercihlerde bulunuyor. Bu unsurlar hastalıklar konusunda da belirleyici oluyor. Uzmanlar, evli çiftleri birbirlerini sağlıklı yaşama teşvik etmeleri için uyarıyor. İspanya'ya bağlı La Palma Adası'nda bir haftadır faaliyette olan yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağ çevresindeki 7 bin kişi tahliye edildi. Yüzlerce bina lavlar arasında kaldı. Yanan bir kilisenin çan kulesinin çöktüğü anlarda kameraya yansıdı. ...600'den fazla yapı, sıcaklığı 1250 derece olan lavın arasında kaldı. İspanyol Devlet Televizyonu, lavın bir evi ateş çemberine aldığı anları yayınladı. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketi sürüyor. Cumbre Vieja yanardağının püskürttüğü yoğun lav nedeniyle yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi. Yanardağın ağzından biri kuzeyden diğeri güneyden olmak üzere iki lav nehri akıyor.
Saatte 30 metre hızla ilerleyen lav tabakası bir haftadır 17 kilometreye yakın yol aldı, 1314 hektarlık alana yayıldı. Lavın kısa süre içinde denize ulaşması bekleniyor. Adanın önemli geçim kaynağı olan yüzlerce muz ağacı yok oldu. Patlamalar sırasında yaklaşık 10 bin ton kükürt dioksit havaya karıştı. Lav tabakasının akış yönündeki 4 ilçede okullarda eğitime ara verildi. Lav akıntısının kuvvetiyle Todokue Kilisesi'nin çan kulesi çöktü. O anlar yanardağı uzaktan seyredenlerin kamerasına yansıdı. Yetkililer yanardağdaki lavın yoğunlaşıp en patlayıcı aşamaya girdiğini, bölgeye uçuşların yapılmayacağını duyurdu. Tahliye edilenlere de evlerine dönmemeleri uyarısı yapıldı. La Palma Adası'nın felaket bölgesi ilan edilmesi bekleniyor. Yeteneğiyle kısa sürede müzikseverlerin beğenisini kazanan Rus müzisyen Yevgeni Grinko İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi ve Boğaz'a karşı gitarını ve piyanosunu çaldı. Kendine has üslubu ve performansıyla kısa sürede müzikseverlerin beğenisini kazandı. Bestelediği her parça çevrim içi platformlarda milyonlarca kez dinlendi. Rus müzisyen Yevgeni Grinko, Üsküdar Belediyesi'nin davetlisi olarak İstanbul'daydı. Benim adım Yevgeni Grinko. İşte benim arkadaşlarım. Üsküdar'da düzenlenen kültür sanat sezonu açılışında sahne aldı. Müzikseverleri Türkçe selamladı. Gitarını ve piyanosunu bu kez Boğaz manzarasına karşı çaldı. Konsere müzikseverlerin ilgisi yoğun oldu. Bu haberle birlikte veda ediyoruz. Stars TV ana haberde son haberimizdi. Gündemdeki gelişmelerle tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.